Közceğiz Sultaniye Köyü'nden herkese merhabalar. Şimdi Çelik Karav'ın stil modelini sizlere çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yarım yarım böyle küçük küçük daha önce anlatmış olduğum videolarım olmuştu. Şimdi bunu artık YouTube'a atıyoruz. Çelik Karav'ın stil modelini merak eden tüm müşterilerime tamamını anlatmaya çalışacağım. Yine eksiklerim olursa tabii ki yorumlarda yazarsınız. Bizler de cevaplarız sizlere. Şimdi stil karavanımız 4 ton uzunluğunda, 2.5 yüksekliğinde, 2.5 genişliğinde bir karavandır. O1 belgeli, muayeneden muaf, vizesiz, ruhsata işletmenize gerek yok. Böyle bir karavandır. Şimdi bu karavanımızın en sevdiğim noktalarından bir tanesi çok geniş ve 4 tonda olabildiğince yapılabilecek olan bir karavanda her şeyi yaptığımızı inanıyorum. Eksikler varsa lütfen söyleyin, tüm eleştirilerinizi açıyorum. Karavana şöyle arkadan başlayalım isterseniz. En değer verdiğim, en önem verdiğim unsurlardan bir tanesi yedek lastiğimiz. Yedek lastiksiz yola çıkmıyoruz çünkü sizleri Çelik Karavan yarı yolda bırakmaz diyoruz. Bu da büyük bir slogandır. Bunu da taşıyoruz. Burada güzel bir askılığımız var. Sabah duş almış olduğumuz havlularımızı buraya koyduk. Güzelce kuruttuk. Ve şu anda neredeyse kurumuşlar. Biraz daha durması gerekiyor. Burada portatif atık su tankımız mevcut. Kamp alanındayız şu anda. Cemil'in yeri, Sultaniye Cemil'in yerindeyiz. Burada kamp alanında atık su tankımızı yere burada boşaltıp yapamayacak olduğumuz için kullanmak zorundayız. Çünkü burada belirli foseptik çukurları var. Buradan doldurup oraya boşaltım yapıyoruz. O şekilde bir kullanım alanı var burada. Çelik karavanda şöyle bitirmeden kayar led, sinyallerimiz, stop lambalarımız mevcut. Bunlar hepsi belgeli. Çelik karavan logomuz yine burada. Işıklı. Frenize bastığınızda aynı şekilde stop lambalarıyla birlikte güçlü bir şekilde stop lambalı olarak görevi yapıyor. Ve bana göre Çelik karavanın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Neden? Yolda size güvenlik sağlıyor. Çünkü sadece iki tane stop lambası yetersiz kalıyor yolda. Bu reflektörlere evet güvenlik amaçlı koyuyoruz ama kamyoncular gibi böyle komple sıralayamadığımız için bence yetersiz. O yüzden bu çok büyük faydası olan bir ürün diye düşünüyorum. Ki benim reklamı yapmış oluyorsunuz. Bu konuda çok teşekkür ederim. Arabamızı bu taraftan da alalım. Hep ön taraftan anlatıyoruz. Taraftan aynen. Hiç arkasını göstermiyoruz. Evet bak çok önemli bir unsur. Burada sabit yatağımız var. Sabit yatağımızın altında bir baza var. Bazaya buradan da ulaşabiliyoruz. Buraya açtığımızda ister kamp sandalyenizi ister kamp masanızı koyabiliyoruz. Şu an dolu olduğu için açmayacağım buraya. Biraz sonra içeriden huşları, kıyafet eşyalarımızı, çantaları mı diyoruz? Onları göstereceğim. Huşlar, çantalar, kişisel eşyalar. Kişisel eşyalarımızı göstereceğiz. Burada 50-71 camımız. Burada 30-51 camımız. 50-71 cam da burada. Hatta şöyle gelelim hayatım, dönelim, tavaf edelim. Burada tutma kollarımız, karavanlarımızın, çeki kollarımız, 220 bağlantımız, yanmaz kablomuz ki yanmaz kablo, içerisindeki tüm kablolarımız yanmaz kablodur, marin kablodur. Bu çok önemli, Allah korusun hani bir yangın oluşumuna engel olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hortumumuz da şu anda şuradaki ağaçtan, kamp alanında çeşmemize bağlı. Bu neden bağlı? Stivotur yani şehir şebeke attığımız 24 saat boyunca şu anda bize su olanağı sağlamakta. Geldik stabilizatör. Bir karavanda yine söylüyorum. Şofben, sunroof, TV, ne bileyim güneş paneli almayın. Stabilizatör alın. Çünkü bu yalpalama katmanıdır efendim. Yalpalama katmanı bence çok önemli bir unsurdur. İlk önce karavanınıza taktıracak olduğunuz ürün budur. Kesinlikle ısrarla tavsiye ediyorum. Karavanımızın şasisi, şu an kullanmış olduğumuz şase yerli. Herkes soruyor Alco mu, Knot mu diye. Evet, Alco ya da Knot şasemiz mevcut. Fiyat farkıyla birlikte bunları memnuniyetle yapabiliyorum. Çekme karavanda herhangi bir ürünü ne dilerseniz hepsi bizde mevcut. Sadece bazı ürünlerde fiyat farkı olabiliyor. Bunları da karşıladığınızda memnuniyetle yapabiliyoruz efendim. Müşterilerim soruyor genellikle, diyor ki işte kaç pinli başlık kullanacağız çekidemirimizde. Şurada. 7 pinli kullanıyoruz efendim. 7 pinli kullandığımızda Avrupa standartlarında direkt zaten birbirine uyumlu. Bunu kullanacaksınız efendim. Geldik buradaki yerini bıraktık.
Şimdi karavanı bu halde bıraktığımızda pilot tekerimizin üzerine çok ağırlık basmamak için tüm dört ayağı birden mutlaka açıyoruz. Çünkü bu pilot tekerler hangi marka olursa olsun efendim biraz hassas yapılmışlar. Yamulma yapıyor. Bilginiz olsun, orada mağdur duruma düşmeyiniz. Ön tarafta 110 litrelik bir depolama alanımız mevcut. Bu depolama alanımız içerisinde Webasto yakıt tankımız, dün akşam kullandık kamp alanında. Zaten tam dolu değildi. Ortalama 1 litre gibi bir yakıt tüketimi olmuştur. Burada bir tüplümüz var ama normalde bu tüpü kullanmıyoruz. Bunu amonyada çekmek durumundayız. Çoğu müşterimiz bu şekilde kullanıyor. Dilerseniz bunların daha profesyonel LPG'li tüplüklerimiz mevcuttur. Burada yerde oluşturabiliyoruz. Bilginiz olsun. Geldik. Hayatım... Ateş kazanımız olmazsa olmazımız. Dün akşam yakmadık. Bu akşam yakacağız, böyle koyacağız masamızın önüne. Dün akşam çok ihtiyacımız olmadı açıkçası. Burada bu da bebek bekleyen bir kedimiz, misafir kedimiz. Hamile olduğu söylendi. Kendisi de burada. Tabii Çakıl. Çakıl da burada. Değil mi Çakıl? Birazdan içeriye giriyoruz. Çakıl daha önce böyle çok fazla dışarı çıkmadığı için biraz böyle tedirgin. Karavanla ilk tatili. Aynen. Şimdi burada kilitli bir su depomuz mevcut. Bunu şu şekilde açıp suyumuzu dolduruyoruz. Ama bizim şu anda şebeke hattına bağlı olduğu için hiç böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Direkt çeşmeden 24 saat boyunca suyumuzu alabiliyoruz. Tekrardan kilitledik. Burada bir dış duşumuz mevcut. Dış duşumuz hidrofor kapalı herhalde. Açayım ben şimdi. Çıkınca tekrar göstereyim. Bir tane basamağımız mevcut. Basamağımız kesinlikle şart. Hem çocuklara hem yetişkin, yani yaşlılarımız için önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Çünkü buraya direkt böyle birden çıkmak gayet zor. O yüzden basamağınız şart olduğunu düşünen bir üreticiyim. Burada dışarıda şimdi gelelim 3 metre tentemize. 3 metre genişliğinde 2 metre açılır bir tentemiz var. Şimdi bu yerli bir tente. Eğer dilerseniz marka söylemeyeyim ama Avrupa birçok, yani tente olarak çekme karavanda ne kullanılması gerekiyorsa bizde tüm ürünler var efendim. Sadece fiyat farkları oluşuyor. Tabii ki hani yerli tente ile Avrupa tentenin fiyat farkları oluşması gayet normaldir diye düşünüyorum, hak verirsiniz ki. Burada fiyat farkı oluşuyor. Eğer derseniz ki ben şu markayı istiyorum, tabii ki memnuniyetle ilave edebiliyorum. Dış aydınlatmamız burada bir tane, biz yeterli görüyoruz. Dün akşam açtık, kullandık. Gayet yeterliydi değil mi hayatım? Fazla yani bunda fazla bileydi ama dersiniz ki ben şurada bir tane daha istiyorum. Sizi mi kıracağım deyip tabii ki diyoruz. Hiç sorun değil. Şimdi burada dıştan kasetli VC'mizin dış kapağı var. Hepsini açıp gösteremiyorum şu anda kullandığımız için. Faal olarak kampta olduğumuz için buradan kasetli VC'mizin kasetini alıp tekerlekli olarak götürüp foseptik çukuruna boşaltımını yapabiliyorsunuz efendim. Manzaramız harika bu arada. Çok güzel bir kamp alanındayız. Süper, süper. Keyifli. Mükemmel bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yerdeyiz. Şofbenimizin çıkışı, sunroofumuzun açılmış hali, sunroofumuz berhimi zaten biraz sonra anlatacağım. Camlarımız, bu camlar, bu karavanda şu anda yerli camlar. Ama muhtemelen artık komple Avrupa camlara dönüş yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki yerli cam isteyene tabii ki yerli camlarımız mevcut olarak verebilirim. Ama Avrupa camlara, plexi camlara çelik karavan olarak komple geçiş yapacağız. Kapımızda şöyle bir perdemiz mevcut. Şöyle bir çöp kovamız mevcut. Güneş kremimiz. Olmaz olmaz. Olmaz. Aynen. Kapı stopumuz var. Onu göstermek ister miyim? Tabii. Şöyle bir kapı stopumuz var. Buzdolabımızın menfezi. Bu biraz ilk başta kullanım olarak serttir. Evet. Çünkü bunlar gevşeme yapabiliyor diye biz bu şekilde çok rahatlı kullanabilecek olduğunuz. Şimdi geldik içeriye. Evet. Sinekliğimiz. Büyük pardon üzerim. Büyük ihtiyaç kapıda. Burada perde kullanmıyorum. Perde kullanmamın nedeni şudur. Şu çöp kovasının dışarıda olmasından dolayı bunu kapattığımızda zaten sinekli ya da perdeyi kullanamayacağız.
kullanamayacaksak kapıyı kapattığımızda zaten komple perde görevi yapıyor. O yüzden bir perdenin ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ama müşterilerimin fikirlerini de tabii ki açığız. Şöyle arkamı dönmeden sizlere yavaş yavaş. Evet. Bu da bizim kedimiz Çakıl. Çakıl. Şuradan önden başlayalım. Ben şöyle geçeyim. Şimdi 4 kişilik, geniş, çok ferah. Şöyle arkamı dönmeden tekrardan. Bir oturma durumumuz mevcut. Yani şöyle düşün, ben yetişkin birisiyim. Kilomu ve boyumu söylemeyeyim sizlere. Biraz kilo aldım bu arada. Bir kişi buraya, iki kişi oraya, 4 kişi çok rahat oturulabiliyor. Böyle perdemizi açtık. Camlarımız hepsi pistonlu dışarı açılır. Biraz önce söylemiş olduğum gibi yerli camlardır. Dilerseniz Avrupa cam olarak kullanabiliriz. Şuradan da şöyle sıkıyoruz. Sabitliyoruz. Evet. Sonra kapatalım. Çakılımız kaçmış. Ben şöyle sinekli çekeyim sadece. Tamam. Şimdi burası dilediğimiz zaman iki kişilik yatak da olabiliyor. İçten içe 2 metre, hatta 1.99 net olarak. 1.99 uzunluğu var. Dıştan dışa 2.5. 3'er santim duvar kalınlıkları olduğu için efendim 1.99 içeride bir yatak alanı. Yani çok rahatlıkla 1.85-1.90 boyundaki yastık farkını da koyarak bir kişi rahatlıkla konaklama yapabiliyor burada. Sinekliğimizi açık bıraktığımız için sineklerimiz içeride. Aslında kapattık ama girip çıkarken bu kadar sinek giriyor. Yani sonuçta doğadayız. Aynen. Bunlar zaten dün akşam girdi. Dün akşam. Dün akşam girdi. Ben temizleyemedim. Bu kirlilik için kusura bakmayın. Şimdi tam anda Berhemi Avrupa Sunroof kullanıyoruz. Berhemi Avrupa Sunroof'un 3 kademeli ışığı mevcut. Bu şekilde. Hem sinekliği, pardon şöyle perdesi, hem sinekliği bu şekilde açtığımızda açılabilir. Yukarıya doğru 2 kademelidir efendim. Dilerseniz çok az bir şeydi. Yağmurlu da açabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde full olarak açabilirsiniz. Saklama alanı olabildiğince fazla. Önde 2 tane kapaklı, 1 adet büyük kapaksız. Zaten şöyle dönelim. Mutfağın üzeri şöyle full saklama alanıdır. Asıl bomba hemen göstereceğim. Dayanamıyorum çünkü bunu göstermeden demeyeceğim. Asıl bomba şurada. Kocaman bir saklama alanı da burada. Biraz önce dışarıdan açamamın nedeni buydu. Çünkü içerisi full. Böyle eşyalarımızı buraya da sakladık. Geldik. Şimdi geldik mutfağımıza. 220 voltu ben birçok sefer anlattım. Yine kısaca anlatayım. 220 voltu burada. Ayrıca dışarıda şu anda almış olduğumuz gibi çektiğimizde sadece buraya ayrı bir hat çekiyorum. Şurada görmüş olduğunuz tüm ürünleri evde kullandığımız, hatta tost makinemizde şöyle orla sakala bak. Tost makinemizde burada kullanarak evdeki kullanmış olduğumuz tüm elektrik aletleri burada kullanabiliyoruz. Bunun amacı şu, biz daha önce karavan kampına gittiğimizde bilmiyorduk bundan. 7-8 sene önce bir invertörümüzü yaktık. Nasıl yaktık bunu? Yakmamızın nedeni şuydu. Evdeki bu eşyaların, elektrik aletlerinin hepsi kullanabilecek olduğumuzu düşünüyorduk. İnvertör de düşük bir invertördü. Dışarıdan 220'yi taktık ama invertör üzerinden geldiği için elektrik kaldırmadı. Kaldırmayınca da biz yaktık ve çöp oldu. Şimdi istiyoruz ki müşterimiz artık bunu yapmasın, bu hatayı yapmasın, invertörleri çöp olmasın ve bu tüm aletleri kullanabilsin. O yüzden burada 220 volt prizimizi ayrı olarak çekiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz prizimiz, şurada altta bir USB girişimiz, buradaki prizlerimiz gibi prizlerimizi uzaktan çıkartma yatıp kullanabilirsiniz. Bunlar hepsi invertör üzerinden. Bunlarda da sadece telefon şarjı, tablet, laptop şarjlarını yapabiliyorsunuz. Sadece şu makineleri, şu ürünleri sadece 220 volt dediğimiz, dışarıdan 220 aldığımızda kullanacak olduğumuz prizimizde kullanıyoruz. Geniş saklama alanlarımız var. Burada birçok altlarında LED'imiz var. Bunları dilediğimiz zaman üstteki stopları açıyoruz. İstersek bu spotu açmıyoruz. Mesela şu an kapattım şöyle. Dilersek açabiliyoruz. İşte VC, yan spot, iç LED, yan LED, dış LED, hidrofor, gösterge, USB kablosu, voltaj. Voltaja geldik.
Şu anda 13.2. İnvertörümüz dışarıdan 220 almış olduğumuzda hem akülerimizi şarj ediyor hem de elektrik ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Akülerimizi şarj etmesi demek bu kamp alanından çıktık. Doğada bir yerde kalacağız. 24 saat boyunca kesinlikle elektriğimiz kesilmeden kullanabilmemizi sağlıyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Geldik yanında su depomuzun göstergesi. Neredeyse yarıya gelmiş. Bunu da tabii ki dilediğimiz zaman doldurabiliriz. Ama şu anda City Water şehir çevik hattını kullandığımız için ihtiyacımız yok. Buradan çıkmadan önce doldurabiliriz. Şimdi çok mutfakta güzel. Bir bayan olarak önemli detay, nereye geçeceksin bilmiyorum ama ocağımız ve evimiz. Üstü kapaklı olması bir bayan için çok büyük avantaj. Kesinlikle. Ben bulaşık yıkarken videoyu çektim. Çektiğim videoyu da yükleyeceğiz. Kesinlikle olması gereken ocak ve evye. Yani şöyle biraz bulaşığımız da burada. Olabilir. Olsun. Doğal olalım. Şimdi burada bulaşığımızı yıkadık. Eğer burada ocağın üzerinde cam olmazsa buraya herhangi bir bulaşıklık koyamıyoruz. Ve burada yıkadığımız bulaşıkları koyacak olduğumuz yer kalmıyor. Ama bulaşığımızı burada yıkadığımızda, bu şekilde açtığımızda bulaşığımızı yıkadık. Burayı tezgah olarak kullanabiliyoruz. Yan tezgahlara gerek kalmıyor. Yan tezgahlar olduğunda burada ayağımıza engel. Ve Allah korusun burada ekmek falan kesek gelirin çarpılabiliriz bir şey olur falan filan derken. Burada da aynı şekilde yer kaybımız oluyor. Ama tabii ki isteyen müşterimize sağda sola da yan tezgah kesme tahtası dediğimiz ürünlerden ekleyebiliyoruz. Sorun yok. Ya yani bunu kullanmamızın amacı tamamen bu. Geniş bir tezgah. Oldu ki burada bir yemek yapıyoruz. Yemek yaparken buranın üzerine tezgah olarak kullanıyoruz. İşte biber, domates ne keseceksek bunun üzerinde kesebiliyoruz. Böyle bir artısı var. Televizyonumuz var. Wi-Fi özellikli. İnternetin çekmiş olduğu Türkiye'nin her yerinde internete bağlanabilen bir özellikli bir televizyonumuz. Bakalım şimdi çalıştırabilecek miyiz? Nelerimiz varmış YouTube'da? Şöyle geldik. Telefonun dışarıdaysa bağlantı uzak kaldığı için çekmiyor olabilir. Olabilir. Bakalım deneyelim. Müziğimizi çekecek mi? Çünkü. Müzik. Zeynep bastık. Cebinde olabilir mi telefonu? Aa bende. Evet. Şarkımızı açtık. Buradan internetten YouTube'a bağlandık. YouTube'a bağlandık. İster burada otururken oturma grubunda izleyebilirim. Aynen. Keyfime çok düşkünüm. Oldu akşam uyumadan önce haberleri ya da bir film gecesi yapmak istiyoruz. Bu şekilde film gecemizi yapabiliriz. Sesim benden fazla çıkmasın Zeynep. Kıstım şimdi onu. Tamam. Çakılımız işte böyle keyif yapıyor efendim. Akşam beraberdik. Değil mi babam? İnanın çok keyifli bir karavan yaptık. Karavanımızın genişliği 1.35, uzunluğu 1.87. Ama bunu bir sonraki karavanlarımda 1.92'ye çıkartıyorum. Neden? Benden daha uzun boylu müşterilerimin olduğunu fark ettim. Birazcık geç de olsa sizleri düşünerek 1.92'ye çıkartıyorum bunu. Ve 1.92 olduğunda tüm müşterilerim çok daha rahat yatabilecek olduğunu düşünüyorum. Perdemiz burada önemli bir detay. Evet, evet. Şöyle bir perdemiz mevcut. Yani bunu ister çocuklarınızla geldiniz, ister misafirleriniz var. Ayrı bir ortam yaratabiliyorsunuz perdenizle. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz efendim. Burada 12 volt bir buzdolabı. Bunu marka olarak söylemiyorum. Markalar değişebiliyor. Çünkü bu konularda daha önce sorunlar yaşadım. Almış olduğum firmalardan. İşte diyorum ki A firması. Sonra o A firması o ürünü getirmediğinde bizler mahcup oluyoruz. Çünkü bunları biz üretmiyoruz. Ama 12 volt orijinal çift kapaklı buzdolaplarını tercih ediyorum. İçerisini açmak istemiyorum. Açmayalım. Açmayalım. Biraz dağınıkız. Aynen. Burada altta kullanabiliyoruz. Çift gözlü. Burada derin dondurucumuz mevcut. Burada kedimizin maması ve suyu. Geldik. İşte güzel büyük bir bölmemiz var. Şöyle bir bakalım. Biraz dağınık olabilir ama. Karavanda düzen sağlamak. Bütün kirli çamaşırlarımız çıktı. ama olacak. Şimdi bu lavabonun şart olduğunu düşünüyorum. Neden? Orada mutfaktaki lavaboyu kullanamayız. Çünkü neden kullanamayız? Sabah uyandık ki burada ayna yapmamız gerekiyormuş. Evet. Bunu fark ettik. Bir aslında tane ayna ekleyeceğiz. Takmayı unutmuşuz. Bayağı evet. Telaşı, yoğunluğumuzla alakalı. Bir tane de şurada
vardı. Onu da Evet, onu takmamışız. takmamışız. Burada hemen diş fırçamızı alıyoruz. Tabii ki orada dişimizi fırçalayamayacak olduğumuz gibi burada dişimizi fırçalıyoruz. Ondan sonucuma özel eşyalarımız. Şöyle kapatayım şöyle burayı. Şöyle bir ayrıntı. Şofbenizin şu görüntüsünü ben de sevmiyorum ama bunu kapatmıyoruz. Neden kapatmıyoruz? Ustanın bana söylediğini hele hemen size söylesin. Yani burayı kapattığımızda burada bir müdahale gerektiğinde şey yapamayabilirsiniz ve burada gaz kaçağı falan Allah korusun olursa hemen müdahale edemeyebilirsiniz diye burayı kapatmıyorum. Biraz görünüşü kötü ama bir çözüm bulursam en yakın zamanda üzerinde fikirlere çalışıyoruz. Gerçekten açığız. Şöyle yapabilirsiniz, neden şöyle yapmadınız derseniz de dikkate alırız. Bunlar bizim için önemli. Hidroforumuz kapalı. Neden kapalı? Aşağı mikrofon. Suyumuz da akıyor var. Ve titreşimli değildir efendim. Normal evdeki gibi, çeşme suyu gibi suyunuz. Çünkü 11.5 marin hidrofor kullanıyoruz. Bu hidroforun özelliği çok fazladır. Geldik banyoya. Ben geçeyim, sen arkada kal, öyle tamam. Anlatalım. Şu an aslında bizim çakalın tuvaleti burada. O yüzden evet, tam onun için giremeyeceğim. Aynen. Karşıda bir saklama alanımız. Eksiklerimizi söylemekten çekinmeyeceğim. Açık ve net eksiklerimi gidermek istiyorum çünkü bizim ustalarımızın yapmış olduğu bir hata. Hemen tabii ki düzelteceğim bir sonraki karavanda. Bu pencereyi buraya alıyorum. Orada çünkü biraz kapatmış. Düşünülmeden yapılmış bir şey. Herkesten çok özür dilerim. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Şu bağlantılar dışarıdaki stepne lastiğimizin bağlantıları. Sonra dışımız. Dıştan kasetli VC'miz, dıştan kasetli VC'mizin başı oynar başlıklı. Tabii ki kedisi olmayan müşterilerim burayı çok rahat kullanabilir ama biz kedimizi çok sevdiğimiz için böyle kullanıyoruz. Şurada bir perdemiz mevcut. Su geçmesin diye ayrıca bir tane daha su geçirmez böyle bir perdemiz daha mevcut. Çift kademeli koruma altına alıyoruz. Dışarıya su sızmasın diye. Bunda mesela okuma lambalarımız şurada karşıda. Dün akşam deneyimledik. Şöyle ki başucu lambamızı yaktığımızda kalkmamız daha kolay oluyor. Çünkü ışıkları kapatıp yatıyoruz. Berhemin gece ışığı yeterli evet ama biz Sunroof'un değil açmıyoruz. mi? Evet, berhemin sunroof'un. Ama gece ihtiyaç olduğunda başucundan hemen açıp kapatması önemli ve güzel bir detay. İyi yapmışız ama. Bir de şu yatağımızı göstereyim mi? Tabii tabii açabiliriz. Kirli çıkılarımı göstereyim mi? Yok, toplu. Sen dağıtmasan her şey daha toplu olacak. Şimdi böyle bir yatağa geçiyoruz. Ama tabii ki bu yatakta ekstra bir ücret alıyoruz sizlerden. Normalde burada sünger, hani şuradaki süngerler gibi kullanıyoruz. Eğer ben yatak istiyorum, benim gibi rahatıma düşkünüm diyen müşterimi böyle özel yatakta yaptırabiliyorum. Hem konforunda evet. Gayet keyifli oluyor. Dün akşam bizim için of. İyi bir deneyimdi. Sabah Ali normalde 7'de kalkar, 9'da kalktı. O kadar rahattı. O da zorla, o da zorla. Evet ama yorgunluk da vardı açıkçası. Burada yatak olması basit. Daha önceki videolarda sizlere gösterdim. Ha, ve bastonumuzun çıkışı şurada. Evet. Evet, onu göstermedik. Ve bastonumuz 5 kahvalık bir Debelsten marka bir ürün. Tabii ki bu ürünler değişebiliyor. Eğer isterseniz Turma'nın ısıtıcısını da kullanabiliyorum. Şöyle gösterir misin hayatım? Tabii ki. Turma'nın ısıtıcısı biliyorsunuzdur belki efendim şu boyutlarda. Buzdolabını o zaman kaldırıyorum yukarıya. Evet. Buzdolabını kaldırdığında bu üst dolap iptal oluyor. Altta Turma'nın ısıtıcısını kullanıyorum. Ve Webastum ısıtıcısı biraz tabii ki haliyle Turma'ya göre daha sesli çalışan bir ürün. Ben rahatıma düşkünüm derseniz onu memnuniyetle takabiliyorum. Montajını yapabiliyorum. Tabii bunun da alakalı küçük bir fiyat farkı mevcut. Ama konfor için kesinlikle tabii tercih edilmeli. Yani şöyle, bundan çok ekonomik karavan çıkartmak istemiyorum. Çünkü ekonomik karavan çıkartmak gerçekten daha önce biz bunu yaptık. Biz bunu yaptığımızda çok büyük sorunlar yaşadık. Ne gibi sorunlar yaşadık? İşte ucuz kavak kontrol aldık. İşte dedik ki işte ikinci kalite ucuz kavak kontrol alalım, fiyat performans olarak yarışabilelim. Böyle bir hayale düştük. O sonra almış olduğumuz kavak kontrollar maalesef çatladı, patladı ve hepsinin arkasında durmak zorunda kaldık ki arkasında durmuş olduğumuz müşterilerimiz şu anda bunu izliyorsa bize hak vereceklerdir. Bunların kapaklarını hep değiştirmek zorunda kaldık. O sorunu tekrar yaşamak istemiyoruz. Kullanmış olduğumuz ürünleri olabildiğince A kalite, birinci sınıf kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz çok fazla. Ben de biliyorum bazı eksiklerim var. Mesela şu anda bir karavancı olarak bana göre %80 bir karavancıyım.
O %20'lik kısmı da en yakın zamanda kapatacak olduğumu düşünüyorum. Lütfen bizleri eleştirin. Lütfen bizlere yorum yapın. Lütfen şunu yanlış yaptınız deyin. Ki biz de yanlışlarımızı görebilirim. Sorun değil, her şeyi biz doğru yapabiliriz demiyoruz. Yani aslında sizlerden bunun için de bu destek bayram istiyoruz. Karavan tatili planladık. Biz şu an yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Birçok şeyi kullanıyoruz. Ki biz 9 yıllık karavancıyız hayatım. Kesinlikle Yani 9 hani yıldır kullanıyoruz 1-2 ama yıllık kendi değiliz. yaptığımız karavanı bizzat kullanmak, bizzat üzerinde deneyimlemek. Evet. Artıları eksileri kişiye göre evet değişir Evet. ama yine de birçok şeyin bilgisini size verebilmek için karavan tatilini sizler için yapıyoruz. Evet, detay, unutulmuş bir detay. Devasto'nun termostatlı göstergesi. Herhangi bir dereceyi ayarladığınızda 24 saat boyunca o dereceyi muhafaza ediyor. Arkada Hakkı Beyler ve komşularımız, Komşularımız. onlar da başka bir firmanın karavanıyla birlikte buradalar ve kışın dahi burada kalıyorlarmış. Onları kandırırsam karavanlarını değiştireceğiz. Biraz sonra bir ticarete başlarız. Evet, şu görüntü her şeye değer. Yani arkadaşlar karavan alın. Yani karavan gerçekten bir özgürlük. Karavan gerçekten bir mutluluk. Şu sessizliği hiçbir yerde bulamazsınız. Yani ve sessiz şu anda biz Köyceğiz Sultaniye Cemil'in Evet. yerindeyiz. İlk defa Gerçekten ilk defa geldiğimizde ama geldik, öneriyle mükemmel bir yer. geldik. Mükemmel, sessiz, doğa harikası bir yer. Burayı da herkese tavsiye ederiz. Burada Tevfik abi bizlere sağ olsun çok yardımcı oldu. Onu da reklamını yapmaktan gerçekten onur duyuyorum. Yani umarım daha iyi yerlere gelirler. Hak ediyorlar çünkü. Bilgili bir çift. Kesinlikle. Patates Abla kızartmaları çok güzel. Azerbaycan asıllı Evet. eşi. Mükemmel patates kızartması yapıyor. Birçok Tavsiye şeyin ederiz. eksikliğini yaşamıyorsunuz çünkü her şeyi temin etmişler. Eksik bir şey olduğunda kendilerinden alıp kendiniz de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine göstermek istiyorum etrafı. Başka aklınıza gelen bir şey var mı? Yani olabilir düşünüyorum ama şu an yok. Lütfen yorum yapın. Lütfen bizleri Artık uykusu geldi. uyumalı. Lütfen bizlere destek olun. Bizler sizlerin desteğinizle gerçekten daha iyi karavan yapmak istiyoruz. Bu karavanımızdan daha önce yapmış olduğumuz, bizden alan müşterilerimiz varsa, eksiğimiz gidiğimiz varsa lütfen söyleyin. Bizler tamamlamaya hazırız. Çünkü gerçekten eksiğimiz olabilir. Ya da düşünemediğimiz bir nokta olabilir. Ama biz bunları tamamlamak için her zaman çelik karavan olarak hazırız. O yüzden çelik karavan ne diyoruz? Mükemmel bir işletmeye sahip. Kesinlikle kendimizi geliştirmek için, sizlerle ilerlemek için mutlu, güzel fikirleri açıyoruz. Aynen. Tüm yorumları açığız. Sizleri seviyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi Görüşmek üzere. bayramlar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.